Kürtleri savunmak, terör örgütü savunmak demek midir? Ülkücü kökenliydim. Adana Kanal Köprü. Ben Adanalıyım. Dağdakiler terörist midir değil midir? Kardeşim ben... Laması yok. Eğer ki 12 milyon tamam, eğer ki seçmeni varsa bir gel abi. Partinin tamam mı? HDP Türk insanının görüşlerini savunan bir oy neden veriyorsun? Benim hakkımı savunuyor ben şimdi ama. Senin hakkın ne? Nerede savunuyor ki? Bir dakika dur. Ahmet Kaya tamam bak. Ahmet Kaya dedi ki Kürtçe hakkı söyleyeyim dedi, tamam kılıç çıkarttım dedi. Adam yuhlandı, dışlandı. Avrupa'da tamam mı? Öldü mü? Bir dakika HDP, bir dakika. Bana bir açıklama yapıyor mu? Sağlık hakkında bir şey yapacağım. Gel abi şöyle gel. Yok yok ben görüyorum. Desin ki bana. Bir dakika bir saniye. HDP desin ki bana sağlık hakkında, trafik hakkında, eğitim hakkında bir açıklamasını görüyor musunuz? Dağdakiler, bayırdakiler. Açıklaması bu. Semra Güzel'in son fotoğraflarını görüyor musun? Bunu ne yorumluyorsun? Ya şimdi tamam da bazı şeyler tamam mı? Lafla olur, bazı şeyler tamam mı? İcraat da olur. Recep Tayyip İlla ki, şimdi bak. Şimdi HDP'ler, HDP'nin içindekiler hepsi mi düzgün insan? İlla ki kanı bozuk insan var. Ben hepsi düzgün demiyorum sana. 10 tane 3 tane ancak bozuktur. Kobani olayları ne diyorsun? Bütün millete dışarı çaktı orada ölen garibanların. 5-6 Ekim olayları niye sesiniz çıkmıyor? Şimdi şu arkadaşı tam sorsun. Terör örgütlerini kim sınırdan getirdi? Kim lahmacun ısmarladı? Bakın şimdi bu... Kim ellerinden tutup havaya kaldırdı? Bu... Kim öyle yapalım? Bak şimdi şöyle ben... Gidiyorsak böyle bunları da görmemiz, bunları da söylememiz lazım. Bak. İki tarafında var baktığımız zaman. Bak kardeşim. Bir tarafta böyle de yaptı. Dedi ki... Kardeşim dedi, bu iş çözülmüyor. Hem dağdaki... Bir tane kelime kullanacağım şimdi. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Bütün siyasi partiler bunlar. Şu memlekete yaptığı iyiliği bir tane göster. Tayyip Erdoğan Türkiye'ye kaldı. Dünya lideri oldu. Nasıl abi? Herkesin yanlışı var. Bırak sen şimdi. Nasıl abi? Ne yapıyor? Olmuyor bu iş. Aile içinde de kavga ediyorsun sen değil mi? Annenle, babanla, kardeşinle. O zaman biz bunları niye söylemiyoruz? Evet burada da hata yapıldı. Niye demiyor? Hata yapılmadı ki. Ne dedi? Kardeşim dedi. Gel dedi. Oturalım konuşalım dedi. Karşı taraf hain çıkınca ne yapacaksın sen? HDP bana bir toplantısında, bir açık oturumunda eğitim hakkında bir şey yok. Onlar peki medyaya yansıtılıyor mu peki? Konuşmadın nereden biliyorsun? Şöyle yapalım. Pardon. Seni başkan yaptım hocam dersen kardeşim. Niye? Burası Cumhurbaşkanı. Yanlış anlamadı beni. Niye HDP? Niye kapatılmıyor? Hayır HDP söz konusu olunca niye millet HDP? Abi işte niye o kapatılmıyor? Ne demek? Hakkımı savunuyor. Nasıl senin hakkını savunuyor? Ben kendime tamam Kürtçe konuşamıyordum. Nasıl konuşamıyorsun? Ben 96'dan İstanbul'a geldim. Kürtçe konuşamıyordun. Kürtçe kaset dinlemiyordun. Bunlar sana HDP mi verdi? Onların sayesinde baş kaldırmasın. Nasıl onların sayesinde be sana? Ya meclis hakkını araması nasıl şey yapacaksın? Ya kardeşim sana TRT... Tamam TRT 6 Kürtçe kanalı... Kim kurdu onu? Göz boyama kardeşim. Ne var ya göz boyama ya? Diyarbakır tamam gidiyor. Mardin'e gidiyor tamam. Makarna unutsa. Öcalan'ın kardeşini kim çıkarttı TRT'ye? Ya kardeşim size açılım yapıyor. TRT kurum ben çok Barzani, Kırmızı Halı'la Türkiye alan kim? Abi. Terör örgütü olan bir parti, siyasi parti. Bizim millet meclisimizde ne işi var? Neden kapatılmıyor bak, o zaman? Neden kapatılmıyor? Bak, bak herkese açılım verir. Hani ideolojik görüşler var ya. Bir dakika. Ya kardeş bir dur anlatayım bana. Adam bir şey... Neden kapatılmıyor? Neden kapatılmıyor? Şimdi ne diyor millet? Ne diyor? Herkesin diyor oyu var, görüşü var. Abi terör diyorsun, terör. Terör olduğu zaman millet dinleyemezsin. Niye kapatmak zorundasın. Niye kapatılmıyor? Niye kapattırmıyorlar? Ben de diyorum niye kapattırmıyorlar? Abi sen soruyorsun. CHP ayağa kalkıyor, baskının önüne geçirmez. Kürtleri savunmak, terör örgütü savunmak demek midir? Değildir abi. Değil abi, ne alakası var? Ya şimdi HDP yok diyor, ya HDP demek Türkiye genelinde 35-40 milyon Kürt demektir. Abi derdimiz o da değil. Bak derdimiz yok, diyoruz ki. Yok bazıları yanlış çarpıtarak, yok tabii, HDP hayır. Kapatılsın şu bu. HDP bak, şu kapatılsın değil. Yani hani eğer size şu demiyorum. Terör örgütü olarak nitelendiriliyorsa. HDP ve bunu, demek. Pardon. Kürt demek. HDP. Pardon. Şunu diyeceğim. Terör örgütü olarak adlandırılan hangi parti olursa olsun bu HDP değil. Başka partiler de olsun. Normal şartlarda kapatılması lazım değil mi? Teröre destek veriyorlarsa. Bunun açıkça yani öyle bir kanaat varsa tabii kapatılması lazım değil mi? Ama öyle bir kanaat yok ki. Niye benim meclisimde terör örgütü duruyor? Şey var. Çünkü ben bunu sorguluyorum. Bir çamur at izi kalsın. İki iftira at belgesi yok. Üç yalanla ülkeyi yönet. Bu üç tane strateji üzerinde Türkiye gidiyor. İki şey söyle. Tamam, iki şey soracağım sana. HDP terör partisi midir değil mi? Değildir. Peki tamam. Ben Kürt'üm. Ben 30 yıldır buradayım. Ben vergimi veriyorum, çalışıyorum. Ağam bir dakika bir dakika. Hayır. Sen Kürt tane. PKK'lı değildir değil mi? PKK'lı değildir. Bir dakika dur. PKK demek için. Tamam. Kürtlere hakaret olmuş olması lazım değil mi? Nasıl? Kürtlere hakaret etmiş olmamız lazım HDP. Tamam. Şimdi sen o zaman mecliste demokratik çatı altında kendi bir saniye ama dur. Arkadaşlar tane. Ama bir dakika dur. Tane. Terör örgütü demekle. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben terör örgütü demiyorum ben sana. Bir dakika bir dur ya. Bir dinlemeyi öğreneyim ya.
Şimdi HDP terör örgütü demen için senin Kürt vatandaşlarının tamamını, seçmenlerin hepsini terör propagandası altına yaftalaman lazım. Doğru muyuz? Doğru muyuz? Ben doğru söyleyeyim. Evet. Peki ben sana bir şey soracağım. Dağdakiler terörist midir değil midir? Kardeşim ben... Laması yok. Ya biz siyaset yapıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Abi net bir soru soruyorum. Terör örgütü mü değil midir? FETÖ mü? Kimine göre terör örgütüdür, kimine göre nemalandığıdır. Bu da aynı şekildir. Bir dakika şimdi bak şimdi sen... Bak bu da aynı şekildir. Şimdi fikrin senin, zikrin neyse fikrin ne olacak? Aynen öyle. Dağdaki terör örgütü müdür değil midir? Biz siyaset, biz buradayız. Biz dağda değiliz. Dikkatli çekin. Allah Allah. Bir dakika şu anda sen yanlıştasın. Arkadaş bir saniye. Sen yanlıştasın bak. Net bir cevap verelim. Dağdaki terör örgütü kardeşim. Bak meclisteki tamam bak. Meclisteki kendini... Ben şuna karşıyım. Ben şuna karşıyım. Açığını ve netini söyleyeyim. Eğer Türkiye Cumhuriyeti içerisinde normlar hiyerarşisi, hukukun üstünlüğü falan var ya, onun içerisinde meclis çatısı altında eğer siyasetini gütsün, anayasal düzene baş kaldırmasın deniliyorsa HDP kapatılmamalıdır. Zaten kapatılmamalıdır. Ama çok açığını söylüyorum bak burada herkesin içerisinde. Kim terör polisine, askerine, öğretmenine, bebeğine, devlet vatandaşına kim kurşun sıkıyorsa, bir dinle ama. Kim kurşun sıkıyorsa benim gözümde bir numaralı teröristtir. Tamam. Teröristin önde gidenidir. Bak ben doğuda, bir dinle beni. Ben ülkücü kökenliydim. Bir dinle beni. Ülkücü kökenliydim. Adana Kanal Köprü. Ben Adanalıyım. Adana'dan geldim. Şu an İstanbul'a geldim. Eyvallah. Bir dinle beni. Ben Kanal Köprü. Yok ben heyecanlanmıyorum. Ben siyasetçiyim aynı zamanda. Ben Refah Partisi'ndeyim ben. Sen yeniden Refah Partisi'ndeyim. Erbakan Partisi'ndeyim. Ben şu kadarını söyleyeyim sana. Eski ülkücüyüm. Eski AK Parti'ye oy vermişler denim. Amalarla. Ben öyle bir hata düşmedim. Elhamdülillah ben gerçek Müslümanım. Ramazan'dan yazılan kimsenin ekmeğine, kimsenin aşına el uzatmadım, yalan konuşmadım, iftira atmadım, kulakı yemedim. Elhamdülillah Müslümanım. Şimdi sen bunu bana yaftalayabilmen için. Ben aşırı genel anlamda. Eyvallah. Genel anlamda söylüyorum. Şimdi ben eski AK Parti'yim. İsteyen üzerine alınabilir. Bir şeydir yani. Amalarım var dedi. Amalarım var. Amalarım da şundan kaynaklı. 2002'de kurulan AK Parti ile 2010'a kadar olan AK Parti arasında uçurum ötesi bir fark bu var. Bu dünyayla ayrat arası kadar. Şimdi bak. Bak şimdi beni ismin ne senin? İhsan. İhsan kardeşim bak ben seni iyi dinle. Ben böyle değilim ha tamam? Ben bunu milletvekilinin karşısında da söyledim. Türkiye'de %90'ı böyle maalesef. Beni ilgilendirmez. Şu an senin karşında ben varım. Şu an senin karşında ben varım ve yüzüne karşı söylüyorum. Burada herkes yüzüne karşısında söylüyorum. Evet. Açık ve net söylüyorum. HDP terör örgütü destekleyicisidir. Terör örgütü partisi değildir. Değil midir? Değil abi. Milletvekili neden teröristlerle yan yana kol kola? Bana bunun resmi bir açıklaması yapar mısın? Abi zamanında ben sana şu an teröristlere destek veren cezaevinde mi abi? Olması gereken bak sen şu an HDP terör örgütü diyorsan terör örgütü demiyorum. Terör örgütü destekleyicisidir diyorum. Öyle bir şey. Zaten ikisini birbirine karıştırmayın. İkisi arası terör örgütü. Abi Türkiye vatandaşına terörist diyorsun. Nerede dedin bana? Bir cümlemi söyler misin? Şöyle bir mevzu var. Demiyor musun sen? Abi lafı anlayamıyorsunuz ki daha. Terör örgütü destekleyicisidir. Öyle bir şey yok. Bak, ben terör örgütünü destekliyorsam ben de terör örgütüyüm. Hayır öyle bir şey yok. İkisini, hayır bak şimdi bir saniye bir dinle. Sen şimdi hırsızlık yaptın. Bak sana açıklayacağım. Bak. Bak en basit ya. Yok en basit. Olabilir o da bir ihtimal. Bir dinle beni. Sen eğer hırsızlık yaptıysan. Ben ondan örnek vereceğim. Sen hırsızlık yaptıysan ben seni destekliyorsam ben de hırsızımdır. Anladın mı? Ama adli sicilinde yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hukukta yok. Ya hukuk abi her şey işte bak adalet diye bir şey yok ki zaten. Küfür etme. Ya öyle abi. Küfür etme. Adaletin olmuş olmaması o mahkemelerin tercihi. O bizim tercihimiz değil. Tabii ki her vatandaşın kendine göre mutlak ve mutlak bir ideolojisi, bir kavramı, bir benimsediği bir yol vardır. Sen inanmasın adaletin olduğuna ama belli bir yerde senin... Bak bir dinle beni. Belli bir yerde... Zaten adalet olmuş olsaydı şu an Selahattin Demirtaş dışarıda olurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Adalet olmuş olsaydı biz bunları konuşmuyor olurdu. Bak sen diyorsun... Başka bir şeyden bağlı. Bak çok güzel söyle. Bak tamam. Bak güzel bir yere bağlı. Şimdi sen bana siyaset... Senin yaşın kaç? Ben 19 yaşındayım. 19 yaşım. Yaşının gün sayısı kadar ben siyasetle uğraştım. Ama şunu da söylüyorum ben sana. Her şey yaşta değil, başladır abi bunu bil. İşte onun için senin karşılığı bak. Mesela başka bir insanlara görürsün ama sana şey der. Sen daha çocuksun derse iteler. Ben öyle mi diyorum? Yok demiyorum. Seninle de konuşurum. Abimle de konuşurum. Kürt vatandaşımla da konuş. Bak vatandaşıyla demiyorum. Vatandaşımla diyorum. Zaten Türk Kürt kardeştir. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Uzun lafın kısası. Milli mücadelede kurtuluş
Savaşı'nda Türk'le Kürt yan yana mıydı? Yan yana. Bitti. Bitti. İzle kendini. Bu vatanı, bu vatanı kim kurtardı? Türk mü kurtardı? Kendine izle. Bizim Kürt mü kurtardı? Kurtardı. İzle. Tamam, Kürt de kurtarmadı, Türk de kurtarmadı. İkisi birlikte omuz omuza kurtardı. Bitti bu kadar abi. Adalet yok çünkü. Bugün bak ha? Ha? Bugün ben Türk'üm. Bak bir dinle beni. Ben Türk'üm. Benim başıma şurada bir şey gelse sen koşmuyorsan sen Kürt de değilsin. İnsan da değilsin. Doğru. Senin başına bir şey geliyorsa ben koşmuyorsam ben Türk de değilim, insan da değilim. Yani koşmuyorum. Bizden değiliz zaten. Ha, onu söylüyorum. Yani burada Kürtlük, Türklük ayrı, kavramlar ayrı ama sıkıntı orada. İşte ha onu yapanlara ne diyeceksin biliyor musun? Onu yapanlara şunu diyeceksin. Kardeşim Kürt'üm. Bak HDP'yi destekliyorum. Bir dinle. İdeolojik olarak destekliyorum ama dağdaki terörist diyeceksin. Öyle. Zaten öyle. Ha, zaten bu, öyle. Ama işte millet Türk milletinin ama bunu biliyor musun? Bunu çok yanlış anlıyorlar. Her Kürt'e terörist gözüyle bakıyorlar. Bak PKK örgütüyle. Bir dakika abi dayı bir kelime diyecekmiş. Dedin ya adalet yok. Adalet kötü yola düştü. Kötü yola. Allah kutlasın. Arkadaşlar Allah razı olsun dinlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Hepimiz insanız. Her şeyden önce. Siyasetçisin. Seninle de konuşmak hayır, isterim. Ben hem Kürt'üm, hem Türk'üm, hem Laz'ım, şuna, hem Kerkez'im. Şuna kurban oluyor musun? Efendim? Şuna kurban oluyor musun? İnsan olmak. Her daim. Bitti. Her daim. Her zaman. Şimdi biz, bak sen Kürt'sün. Bak Kürt'sün. Elhamdülillah. Biz... Kürtsün değil mi? Evet. Bu da Türk. Elhamdülillah Müslümanım. He. Elhamdülillah Kürt'üm. Elhamdülillah. Bak işte bak. İşte gerçek budur ha. Bak gerçek budur bak. Bu kadar. Yürekten, canı gönülde olmalı. Eğer çıkırsa Kürtlere doğuda her türlü durum yapar. Gördün mü? İşte gerçek budur. Şuradan başlayalım aslında. Derdimiz bizim ekonomiydi. Çok farklı konulara da dağıldık. Herkesi de gönül. Aynen. Ha bak bir noktada daha birleşiyoruz. Kürt'ü de bu ekonomik krizi çekiyor. Türk'ü de çekiyor. Günaydın. Bana söylemeyeceksin onu. Roşba. Bana bunu bana söylemeyeceksin. Bunu ayıkmayanlara söyleyeceksin. Genelinden söylüyorum. Bak. Realist bir yaklaşım istiyorsan bugüne kadar ne, bak açığını söylüyorum. Ne CHP'si? Lafını bana kesin. Bak ben 42 yaşındayım. Ben 6 yıldır %75 engelliyim. Benim 4 defa ameliyatlar geçirdim. Ekonomi durumu sıfırken ben kaymakamlığa gittim. Allah şahidindir. Abdestliyim. Burada yalan söylüyorsa Allah'a da gitmeyi nasip etmesin. Canı gölde söylüyorum. İnanıyoruz. Kaymakamlığa gittim. Ne dedi bana biliyor musun? Ses Suriyelilerde. Dedi ki kardeşim dedi bir sıkıntı falan olsa gel yardımcı olacağız. Allah şahidimdir. Allah yalan yere şahit yapılmaz, gösterilmez. Ramazan ayında ne dendi abi ben anlamadım. Kaymakamla gün gün gittim kaymakamla. Ya sosyal yardımlaşma vallahi billahi bütün oradakilere yardımcı oldular. Reddettiler bize. Bizim bütün şeylerimizi reddettiler. Gerekçesi neydi peki? Gerekçesi? Gerekçe uygun görülmemiş diyor. Niye uygun görülmemiş? Bağırı çok abi. Üzerine ev varsa falan yok, mı? Yok hiçbir yok. Ne resmi ne gayri resmi. Çok bak, neden olur? Siyaset dedi mi? Yani işte ben ben işte ırkçılık ayrımcılık var. AK Parti'ye üyeliğim var mı? Adamlıyorsa yapmazlar. Partiye üyeliğin var mı? Ya, Allah korusun, Allah muhafaza. Olsaydı işin görülürdü. Ağzını hayli aç ya. O yüzden olmadı, o yüzden. Ben hata yapacağım gün Cenab-ı Allah benim 10 saniye i̇şte, canımı aldı. İşte bu yüzden yok. Ben yürekten sen dedin ya, dağdaki PKK'lı mıdır? Buradaki PKK'lı değildir. Dağdaki PKK'lıdır kardeşim. Meclisteki tamam, meclisteki kendine hakkı, meclisteki hakkını... Meclisteki artık anayasada gibi PKK'lı olamaz. Yok yok, kendi kanun tamamı burada şey yapıyor, arıyor biliyor musun? Ama oradakiler de ufak tefek bir bağlantısı var illaki. Olmazsın onu anladın mı? Hukukun üstünlüğü. Bak tek bir şey söyleyeceğim. Çok ince bir şey söyleyeceğim. Anlayabiliyorsan anlarsın. Yani anlarsınız da çok büyük ihtimalle. Günümüze hukuk hepimizin inşallah öyledir. Hukuk kalmadı burada. Hukukun üstünlüğü olursa üstünlerin hukuku değil. Hukukun üstünlüğü olursa işte o zaman aydınlaşırız. Evet. Şey soracağım abi. Bu kadar. Ne zaman hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yok ya. Bak Kürtlük yoktu. Kürtlük yoktu. Bizim aramızda var. Sonradan oldu. Bizim aramızda var. Sanatkale'de Kürtlük var mıydı? Kürtlük var mı? Yok. Orada Kürt de var. Türk de var. Alevist'te tam ayrımcılık illaki var. Kerkez de var. Abaz'da var. Herkes tam ayrımcılık. Buradaki herkes tam ayrımcılık düşünemez. Bunu kim çıkardı? Benim nesil arasında karışık olamaz. Benim her türlü herkes tam arkadaş dostum var. Ya abi şunu sana söyleyeyim. Irkçılık yapan namusu şerefsizdir. Ben her ki Türkiye'nin bayrağı altında yaşıyorsa tamam ben Kürt'üm kardeşim ben insanım anladın mı? Hepimiz insanız. Eğer ki bir gariban eğer eziliyorsa eğer onun hakkı çiğneniyorsa eğer ki bu da özgür yaşayamıyorsa abi yazık. Vallahi yazık. Başta gitsin abi gitsin ya. Eğer ki yani şu an Hippie Parti'den düzgün bir siyasi çıkmaz. Şu an öyle bir siyasi yok. Ben istiyorum tamam düzgün birisi olsun. HDP'de olsun, CHP'de olsun, Genç Parti'de olsun, AK Parti'de olsun. Ama adam gibi adam olsun. Bizim hakkımızı versin. Bize özgürlük, barış ve karışıklık tam yaşatacak yapsın ya. Ya abi şu an bir şey alamıyorsun ya. Şu gömlek olmuş 300 milyon ya. Şu şey 500 milyon ya. Aldığın maaş sen
5000 lira abi ya. Nasıl abi geçeceksin ya? İki parçamı aldım. Verdiğin kira 3000 4000 lira. Yazık günah abi ya. Bugüne 4000'e kira. Ben isterim tamam. İnsan gibi yaşamak abi. İnsan gibi yaşamak. İnsanım insan. Kürdüm ama insanım. Şimdi sen demin bahsettin abi. Ki dedi ki ekonomiden bahsettin. Sen Allah aşkına benim gözüm içine bakınca ne hissediyorsun? Işık. Işık mı? Kin, nefret. O sözde Maliye Bakanı seçen şahıs bence Yeşilçam'a gönderilmesi lazım. Çok güzel rol yapıyor. Çok güzel komedi yapıyor. Bak ben ilkokul mezunuyum. Ben öyle üniversite, lise, şu bu okuyan biri. Kendini geliştirmek önemli. Kesinlikle. Adam diyor ki ya diyor şu güzere bak diyor fırıldak gibi. Sizin o fırıldaklarını ışıltınız ülkeyi soyma ışıltısıdır. Yani ışkaççılığın, hırsızın ışıltısıdır. Başka bir şey değildir.